Çok teşekkür ederim. Hocam süre sınırımız yok. Evet, onu daha önceden şey yaptım, öğrendim. Bir Haydi. de bizim telaffuz sesimiz bir İngilizce olarak da tekrar bir şey planlandığı için hani biraz ona da bir şeyler bıraktım. O yüzden belli şeyleri bu sunumda şey yapmaya çalışacağım. Belli kısmında diğer sunumlarda da değineceğim, ayrıca değineceğim yerler olacak diye düşünüyorum. Öyle planladım. Öncelikle İzmir Online'da bulunmak benim için bir şeref, bir onur. Davetiye ve organizasyon için Hasan Sucu hocamıza, Kamil hocamıza, Selin Hanım ve tüm ekibe çok teşekkür ederim. Herhalde İzmir Online bu alanda bayrağı götürenlerden, hala Covid sonrasında götürenler, büyük bir şevkle götüren bir ekip. Çok tebrik ederim bu anlamda da. Bugün kısaca evet. Hesap ve sürdürülebilir mikro cerrahi eğitimi nasıl olur? Bunu benim buradaki ve daha önceki deneyimlerimle de ortaya koyarak nasıl böyle bir cerrahi eğitimi her yerde olabilir, kılabiliriz? Onun hakkında kendi kişisel naçizane tecrübemi paylaşacağım. Herhangi bir çıkar çatışmam yok. Burası güzel şehrimiz Madison. Üç tarafı göllerle çevrili. Çok güzel yer. Herkese kapımız açık. Mustafa Hoca'nın laboratuvarının kapısı açık. Mustafa Hoca her zaman belirtmiştir. Yine hocamız kısaca bahsetmişti. Kısaca yine kendi background'umdan, özgeçmişimden özet olarak bahsedersem bugün anlatacaklarımı o minvalde değerlendirirseniz aslında daha iyi olur diye düşünüyorum. 2012 yılında Wisconsin Üniversitesi'nde, Yale Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrenciyken kısa bir süre gözlemci olarak bulunmuştum iki farklı üniversitede ve Mustafa Hoca ile 2012 yılında burada farklı bir laboratuvarda çalışırken boş zamanımda giderek tanışmıştım ve laboratuvarda zaman geçirmiştim. 2013 yılında 3 ay gibi zaman geçirdim hocanın laboratuvarında ve daha sonrasında zaten 2013 yılındaki geçirdiğim zaman zarfında ben artık tıp fakültesini bitirdiğimde beyin cerrahisine yöneleceğim. Buna yönelik bir şeyler yapmam gerekiyor dedim. 2015 ÇAPA mezunuyum. 2 sene zorunlu hizmet, 2,5 sene Yeditepe Üniversitesi'nde bir bulunma şansım oldu. Daha sonra 2019'dan beri Wisconsin Üniversitesi Mustafa Hoca'nın yanına döndüm. 2021 Haziran'dan itibaren de Mustafa Hoca'nın laboratuvarının yöneticisiyim, sorumlusuyum. Burası laboratuvarımızın bulunduğu alan. 8 tane stajyerimiz var. Bir laboratuvarda, mikro cerrahi eğitim laboratuvarında olması gereken her şey burada çok rahat elde edebiliyoruz, bulabiliyoruz. Çeşitli mikroskoplarımız var. Yeni, eski mikroskoplarımız var. Elektriklerimiz, bir cerrahi ameliyathanesinde olması gereken neredeyse her şey var diyebilirim. Kendi kişisel mikro cerrahi laboratuvar eğitimi anlamında kısaca bahsedecek olursam, 2013 yılında Mustafa Hoca'nın laboratuvarında 3 ay zaman geçirdim. O zaman Sayın Ulaş Çıklı laboratuvar sorumlusuydu. Bir projemiz vardı. Beyin hemisferlerin aroknoid ve damarlarını bir varyasyon anatomi çalışması vardı. Onun için beyin hemisferlerin aroknoidini ve damarlarını temizliyorduk mikroskop altında. İlk defa o zaman bir ameliyat mikroskobu kullanma şansım olmuştu. Yani fark ederseniz cerrahi alet tutuşum bile aslında doğru bir tutuş değil. Ama o zaman evet, ben kesinlikle mikro cerrahi yapmak istiyorum. Bu mikro cerrahi yapan branşlardan da en yakın olduğum beyin cerrahisi müdürü de aklımda oluşmuştu. Bu laboratuvar çalışması sonrası ben evet beyin cerrahisi ne doğru yöneleceğim demiştim. Daha sonra tıp fakültesi mezuniyeti ve Yeditepe Üniversitesi'nde belli bir süre geçirdim. 2,5 sene gibi bir süre geçirdim. Oradaki kurslara katılma şansım oldu. Laboratuvarda benim zamanımda tam bir geçiş aşamasındaydı. Farklı bir şeyler yaparak geçirdim. Daha sonra 2019'da Mustafa Hoca'nın başka laboratuvara tekrar döndüm ve burada çalışmaya devam ettim. Kısaca bugün bir kısa mikro cerrahi ve mikrovasküler cerrahinin tarihinden bahsetmek istiyorum. Buradaki bizim bypass eğitimi, mikrovasküler bypass eğitimin nasıl bir eğitimimiz var ondan bahsedeceğim. Ve bu eğitimi dünya çapında yaygınlaştırmak için yaptığım birkaç farklı etkinlikten bahsedeceğim. Mikro cerrahi veya da vasküler cerrahi dediğim zaman iki tane vakayı aslında çok önemsiyorum. İlk vaka Sadi Carnot, Fransa Başkanı.
1894'te Lyon'da bir saldırı uğruyor ve karnından bir bıçakla yer alıyor. Bir venöz hasar var. Genel cerrahlar bunu dikemiyor ve başkanlarını kaybediyorlar. Bunu gören bir tıp fakültesi öğrencisi var o zaman, Alexis Carrel, bunu çok eleştiriyor. Bir cerrah olarak neden bir vasküler anastomoz yapamıyoruz? Buna kafayı yoruyor ve kendi tekniği, triangulation, üçgen yapma diyebileceğim, üç tane retraksiyon sütürü koyup bir damarı düz bir şekilde getirip düz iğneyle dikme tekniğini buluyor. Daha sonra tabii orada barınamıyor. Lyon'da Kanada üzerinden Amerika'ya yerleşiyor. 1912 yılında Amerika'daki ilk Nobel Tıp Ödülünü Amerika'ya getiren kişi, transplantasyon vasküler sütür tekniği alanındaki çalışmalarıyla bir problem var. Alexis Carrel bu problemi saptıyor. Bunun üzerine çalışıyor. Sonucunu üretiyor ve bu sonuç bir çığır açıyor ve Nobel ödülüne kadar gidiyor. O anlamda bir problemin olması ve bu probleme çözüm bulmak çok önemli. Kısaca mikro cerrahi, mikroskobun cerrahiye girişinden bahsetmek gerekiyor. Çünkü eğer geçmişi bilmezsek bugün yaptığımız birçok şeyi aslında biraz boşta kalıyor diyebiliriz. İlk önce bir mikroskobu ameliyatlı modern cerrahide kullanan kişi Nail'in İsviçre'de moneküler, KBB doktoru, moneküler bir tek gözlü bir mikroskopla ameliyat yapıyor 1921'de. Daha sonra Almanya'da Holmgren yine bir KBB doktoru binoküler bir mikroskop kullanmaya başlıyor. Bullstein çok önemli bir isim Almanya'da, yine KBB doktoru, 1953'e kadar yaklaşık 1000 tane ameliyatı mikroskopla yapıyor. House, William House, Howard House, üvey kardeşler. Howard House büyük olan kardeş, Bullstein'ı duyuyor, ününü duyuyor. Amerika'dan, Los Angeles'ten kalkıp Almanya'ya geliyor. Wolstein'ın ameliyatlarını izliyor. Mikroskop kullandığını görüyor. Bir tane mikroskop kendisi de satın alıp Amerika'ya geri dönüyor. Ve Wolstein'ı davet ediyor Amerika'ya. Kurslar ver diyor. Mikroskopu nasıl kullanacaklarını, ameliyatlarda nasıl kullanacaklarını orada da kurslarda da Wolstein tarafından diğer katılımcılar gösteriyor. Bu anlamda Howard House'un Amerika'ya getirdiği mikroskop Amerika'daki ilk ameliyat mikroskobu olarak geçiyor. Daha sonra aynı klinikte bulunan Kersey, bir beyin cerrahı, ilk kez mikroskop kullanarak beyin cerrahisinde ensefalosel ameliyatı yapıyor, ilk kullanılışı. Daha sonra vasküler cerrahlar, yine beyin cerrahları, Jacobson, Suarez, Jacobson, Donaghy, Pulkatın, bunlar da çeşitli farklı ilkleri gerçekleştiriyorlar. Dyson ürettiği ilk prototip cerrahi ameliyat mikroskobu, OPMI1, Operative Microscope 1 diye geçiyor. Çok bir benzeri Urban Quadroscope diye bir isim verdikleri bir tık upgrade olmuşu diyebiliriz. Üzerinde House Urban yazısı var. House, William House'dan geliyor. Urban Company'den geliyor. House ilk defa bir observer tüp koyuyor mikroskopları ki yanındaki bir asistan ya da ikinci bir cerrah mikroskopik görüntüyü izleyebilirsin. İkinci vaka, sunumun çeşitli yerlerine eğer bir yerden alıntıysa oraları direkt İngilizce olarak geçtim. İkinci vaka Zürih'te geçen bir vaka. Kardiyovasküler Cerrahi Bölüm Başkanı Akesenin 17 yaşında bir hastayı açık kalp ameliyatı yapıyor. Açık kalp ameliyatı sonrası hastada hem sendrom gelişiyor ve hastayı DSA yapan beyin cerrahisi kliniğine götürüyor. O dönem DSA yapan kişi Profesör Yaşar Gil. DSA yapıyorlar. Left central sulcus arterinin kapalı olduğunu görüyorlar. Akesenin o zaman git ve onu aç diye bir hocadan bir istekte bulunuyor. Hani bu sizin alanınız, beyin damarı. Bunu açıp emboliyi çıkar diye bir söylemi oluyor. Bu dönemde Gazi Hoca böyle bir tekniğin henüz icat olmadığını, böyle bir tekniğin olmadığını belirtiyor. Akasen ve hocanın hocası Crambley, Profesör Crambley bu konuda ne yapılabilir, nerede bir çalışma yapılabilir, bir laboratuvar çalışması yapılabilir diye araştırmaya giriyorlar ve sonunda Donaghy'nin laboratuvarını uygun olarak buluyorlar Burlington, Vermont'ta. Profesör Yaşar Gil burada yaklaşık 13 ay geçiriyor 1965'ten 67'ye kadar ve primer olarak burada
mikroskop altında canlı hayvanlarda, köpeklerde ve tavşanlarda vasküler anastomoz tekniklerini uyguluyor. Duplication, loop, ven, arter grafları, sentetik graflar ve patchler yapıyor. İlk kez mikroskop kullandığı yer değil aslında. Daha öncesinden Zürih'te departmana yanılmıyorsam 63 yılında mikroskop alınıyor. Ama bir laboratuvar yok. Laboratuvarda çalışıp pratik yapma fırsatı yok. İlk kez burada mikro cerrahi ile bu kadar yoğun bir şekilde pratik yapma fırsatı buluyor hoca. Daha sonrasında 1967 yılında Zürih'e geri dönüyor. Buradaki yazı Donagin'in bir yazısı. Zaten o zamana kadarki Zürih'te yaptığı çalışmaları hoca da bir legendary olarak adlandırılabilecek çalışmalar. Ve buradaki bu laboratuvarda edindiği mikrovasküler anastomoz pratiğinden edindiği mikro cerrahi teknikleri beyin cerrahisinin tüm alanlarına yayıyor. Mikroskopu da kullanarak, bipoları da kullanarak tüm alanlarına yayıyor. Ve 1967'de 30 Ekim'de ilk başarılı bypass ameliyatını, STEMC ameliyatını yapıyor. Hemen ondan bir gün sonra da hocası olduğu Profesör Donaghy aynı ameliyatı başarılı bir şekilde yapıyor. İkinci bir problem, mikrovasküler bir cerrahi yapılamıyor. Beyin cerrahisinde bunun üzerine kafa yoran ve çözüm üreten ve bunu beyin cerrahisinin tüm alanlarına yansıtan Profesör Yaşar Gil. Peki günümüzde mikrovasküler cerrahi eğitimi gerekli mi? Böyle bir eğitim neden almalıyız ya da almalı mıyız? Yaşar Gil'in Burlington Vermont'ta olduğu dönemde bir konferans düzenliyorlar. Bu konferansın kitapçığında iki damarı birbirine birleştirmek için belli başlı teknikler var. İlki sütür teknikleri, yapıştırıcı, stapler, elektrokooptasyon ve lazer dahil 66 yılında çeşitli farklı teknikler var. Bugüne kadar bakarsak en yaygın olarak kullanılan, her yerde uygulanabilir olan hala sütür teknikleri diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Ve bu da aslında onun kalitesini gösteren bir şey. Peki günümüzde ameliyatlarda nerede kullanılıyor? Bu kısmı Doktor Başkaya'nın slaytlarından. Akım arttırıcı, akım yenileme veya profilaktik koruyucu çeşitli ameliyatlarda vasküler teknikler, bypass teknikleri kullanılıyor. Burada bir kısa bir video göstermek istiyorum. Başka nerede kullanıyoruz bu ameliyat önce? Komplikasyonlarda, çok uzun, önce farklı bir vaka. Bir sternum makne kapanışında mesela ilk beyin cerrahisi alanında asistanların vesaire yapabileceği güzel pratiklerden bir tanesi sütür. Kontinüs bir şekilde sütür atma pratiği yapılabilir. Bununla ilgili yayını bilen arkadaşlar bakabilir. Başka bir yer bir arteriyel hasarda kullanılabilir. Bu videoyu şöyle kısaca bir göstereyim. Çok özür dilerim. Bir anevrizma da vakası. Hoca normalde antiyoklinik proteektrodüel diriller. Ancak bu vakada ihtiyacı olmayacağını düşünmüştü. Fakat ameliyat sırasında biraz dirilleme ihtiyacı hissetti ve dirilini değiştirmeden normal yönetimi diriliyle klinüde tam dirillerken birden damar yumağı dirile sarılıyor. Daha sonra yavaşça çözülüyor. Zaten proksimal kontrolü var. Proksimal kontrolü hemen İnternet kanatı arteriye bir klip koyarak sağlıyor. Kanamayı durdurup IC'yi buluyor. Proksimal kontrol hazırdı. Orada bir kliple. Daha sonra hasar tespiti yapıyor. Nereden bir kanama var? Oraya küçük bir geçici bir klip koyuyor. Daha sonra IC'deki geçici klibini alıyor.
En şeyde daha proksimalde yırtık olan kısmı daha proksimal yerde kliplerini koyup iki sütürle bu yırtığı telafi ediyor. Küçük temporal branşlar var, onları koagüle etmek zorunda kaldı. Onlar tahmin edilince şekildeydi. Ama ana bir MCA dalını iki sütürle kurtarabiliyor. Bu tarz tekniğin her ameliyatta herkesin başına gelecek bir şey. O yüzden bypass tekniği, mikrovasküler bypass teknikleri her ameliyat için aslında çok değerli. Başka nerede kullanabiliriz? Bu da yeni yayınladığımız bir kabul olan bir yazı. Kompleks anevrizma cerrahilerinde bypass teknikleri kullanılıyor. Derin distal MC anevrizmaları, kompleks anevrizmalarda bypasslı ya da bypasssız iki vaka örneğimizdi bu çalışmamız. Hızlıca geçiyorum. Bunun haricinde Yaşargil en azından bir yıl olacak şekilde herkesin laboratuvarda cerrahi, nöroanatomi ve mikro cerrahi tekniklerin çalışmasını öneriyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim iki farklı kategoriye sınıflandırmış çocuğu. Cerrahi, nöroanatomi ve mikro cerrahi teknikleri. Mikro cerrahi teknikleri de cerrahi, nöroanatomi birkaç farklı alt dala ayrılabiliyor. Mikrovasküler teknikler, mikro cerrahi tekniklerin sadece bir kısmı. Bunun için neler var? Daha önceki benim bulunduğum kurum olan Yeditepe Üniversitesi kurslarımız var. Yaşargil mikroanatomosu hala devam ediyor. En son ki bu Ağustos ayında düzenlendi. Düzenli kurslar yapılıyor dünyanın birçok yerinde. Burada da yapıyoruz. Hatta bu cumartesi günü buradaki diğer kursumuzu yapacağız. Mikroanatomosu kursumuzu yapacağız. Bu kurs harici neler var? Burada geldiğimde beni aslında en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de Mustafa Hoca'nın 2006 yılında buraya geldikten itibaren başlattığı bir cerrahi bypass, mikrovasküler bypass eğitim kursu var. 2021 Haziran'da bir tık daha upgrade ederek son haline getirdim ben de bu bypass kursunu. Kısaca 4 bölümden oluşuyor. İlk bölümde 10 farklı bir denememiz var. 6 santimlik penrozun insizyonunu düz bir şekilde 6-0 ve 7-0 ile beşer deneme olacak şekilde kapatıyoruz. Buradaki temel amaç mikroskoba herhangi bir kullanmayan ya da az kullanan ya da böyle bir pratik için kullanmayan bir kişi aletle göz ve el koordinasyonunu sağlayarak belli bir düzen içerisinde bunları tamamlaması. İkinci bölümde 10 farklı deneme geçince penroz direndi. İkinci bölümde anastomoz tiplerine geçiyoruz. 3 milim ve 2 milimlik silikon tüplerimiz var. Bunlar da uçan veya yan yana anastomozları belli sayılarda yapıyoruz. Üçüncü bölüme geçtikten sonra tavuk damarında biyolojik bir damarda aynı anastomoz tiplerini 10 sıfırla yapıyoruz. İkinci bölümde 9 sıfır sütür kullanmıştık. Üçüncü bölümde 10 sıfır sütür kullanıyoruz. 9 farklı denememiz var. 3'er adet olmak suretiyle tüm anastomoz tekniklerinden. Sonra 3'ün sonunda 4. bölümde de bir canlı cerrahi, red cerrahisi yapıyoruz. Buraya gelen, laboratuvara gelen tüm research fellow'lardan, hoca araştırma görevlisi olarak gelen kişilerden, hatta observer'lardan da bu kursu tamamlamasını istiyor hoca. Ve primer olarak bu kursu benden önce Burak Ağar vardı, o veriyordu. Daha öncesinde Ulaş Ağar vardı. Lab manager olarak 2020'den itibaren ben veriyorum. Cerrahi, canlı cerrahi ve cerrahisini birlikte yapıyoruz. Asıl anastomoz kısmını trainee'ler yapıyor. Bu curriculum'u 2020'den itibaren bir tık daha programlı hale getirmeye çalıştım kendimce. İlk önce yani gün ve gün neler yapılacağını belirledim. Bazı kitaplar var, videolar, kaynaklarımız var. Bunlar herkese açık kitaplar ve video kaynakları açıkçası. Gazi Hoca'nın Microcerrahi, Microsurgery, Applied Neurosurgery kitabı, 1969'da basılan kitabı. Onun bazı chapter'larıyla başlatıyorum herkesi. Daha sonra Aklan çok iyi bir plastik cerrah, anatomist çok iyi bir mikro cerrah. Onun bir manuel kitabı var. Onu okutuyorum. Yaklaşık 100-130 sayfa. Daha sonra Aklant'ın çok güzel YouTube'da da bulunabilecek training videoları var. Baştan sona kadar bir
mikrocerrahi eğitimi için, laboratuvar eğitimi için ne gerekli? Çok güzel bir şekilde açıklamış. Sadece biraz video kalitesi düşük. Daha sonra Mustafa Hoca'nın bypass vakalarından burada izlemelerini istiyorum bizim video arşivimizden. Dördüncü güne gelene kadar herkes en azından 1960-70'lerde, yani işin başlandığı tarihler diyebiliriz. O dönemlerde Akland 80-90'lar ve günümüzde farklı en az 3 beyin 3 cerrahtan, mikro cerrahtan bu tekniklerin nasıl yapıldığını görüyorlar ve anlıyorlar bunu. Daha sonra benim hazır burada kaydettiğim demo videolarım var. Curriculum'a yönelik, kursa yönelik. Onları herkese veriyorum. İzliyorlar ve kendileri daha sonra pratiğe başlıyorlar. Beşinci günde ilk kez pratiğe başlıyorlar. İlk 4 gün sadece hem geçmişi öğrenmek hem de video izleyerek nasıl yapılacağını, günümüzde nasıl yapıldığını görmek üzerine kurulu bir şey. Daha sonra her bir bölüm bitirip daha sonra diğer videoları, demo videoları izleyerek diğer bölümlere geçiliyor. Birinci bölüm için kullandığımız alet penröz diren kullanıyoruz. 1 bölü 4 ya da 3 bölü 8 inç olacak şekilde kullanıyoruz. Bir makas, bir iğne tutucu, portekü, mikro portekü, bir forceps, 6-7-0 sütürler. Bunlar aslında buradaki bizim olanaklarımız ama bunlar olmadan da bu kurs çok rahat yapılır. Bunu ilerleyen zamanlarda göstereceğim. İkinci bölümde kullandığımız cerrahi aletler, aynı aletler, sadece silikon tüpler var. Burada gördüğünüz paket sütürden alıyoruz. Çok bu pratik için uygun bir materyal. 3 milimlik ve 2 milimlik tüplerimiz var. 3 milimde en uç uca anastomozla başlıyoruz. 3 denememiz var. Daha sonra damar çapını küçültüyoruz. 2 milime indiriyoruz. 3 denemede uç uca 2 milimle yapıyoruz. Daha sonra uç yan 3 milimli damarı alıcı ve 2 milimlik silikon tüpü de verici bir damar olarak kullanarak uç yan yapıyoruz. Sonra 3 tane 3 milimlik iki tüpü kullanarak da yan yana 3 tane daha anastomoz pratiği yapıyoruz. Üçüncü bölümde aynı anastomoz pratiğini tavuk damarlarında yapıyoruz. Ben pratik olarak daha çok dürüm stik kısmını tavuğun kullanıyorum. Hem anatomi yapısına hakim olduğum için, sürekli onu kullandığım için, hem de belli bir diseksiyon gerekiyor. Bir tavuk kanadında bu kadar bir diseksiyon yapılmıyor genelde ya da farklı kısımlarında. O da bir mikro cerrahi pratiği aslında. O yüzden tavuk damarı falan ve bulunabilecek aslında en güzel, en iyi materyal tavuk damarı. Görecek bir doku, çok ucuz, her yerde bulabileceğimiz bir şey ama dezavantajı var. Kolay değil onunla çalışmak çünkü bir lümen kapanması gibi bir sorunu var. Silikon tüpler başlangıçta ilk kez bu pratiği yapacak kişiler için elinin alışması açısından açıkçası daha faydalı. Onu da pratiği yapan tavukta çok daha başarılı bir sonuç elde ediyor. Peki bu gösterdiğim aletler bunların hepsi gerekli mi? Değil. Sadece bizim bu pratiği yapmamız için gerekli en temel şeylere bakarsak bir tane stereoskopik mikroskopumuz olması gerekiyor. Stereoskopik de kısaca iki göze farklı iki ışık optik kanal aracıyla ışık gelmesi gerekiyor. Bu mikroskop altında 3 boyutlu görmeyi sağlıyor, stereoskopiyi sağlıyor. Bir tane herhangi bir basit stereoskopik mikroskop, ışık kaynağımız ve basit cerrahi aletler. Bunların üçüyle aslında biz pratik yapıyoruz. Tabii sütürümüzde olması gerekiyor. Peki evet, bir kursumuz var. Bunu yapacağız ama bunu öğreten birisinin olması mı gerekiyor? Kontrol eden birisinin olması mı gerekiyor? Buna bir çözüm olarak aslında bir şey ürettik burada. Çünkü bu genelde en çok zorlanılan kısım. Evet, ben bir pratik yapmak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Bir kere bu pratiğin yapıldığı bir yere gitmem gerekiyor. Eğer kendi yerimde bunu nasıl yapacağımı bilmiyorsam bir yerden öğrenmem gerekiyor. Oraya gittiğin zaman da
Oradaki sana öğreteceğim bir kişinin olması gerekiyor. O kişinin senin yaptığını değerlendirmesi vesaire. Çok komplike bir süreç. Bunu daha başarılı ve daha kolay bir hale nasıl götürüyor biz eğer kalitesinden ödün vermeden? Bu slide 2017 WFNS'te Gazi Hoca'nın bir slaytı aslında birçok şeyde gösteriyor. Bir öğrenim eğer kendi kendinize kontrol etmediğiniz sürece aslında tamamlanmış sayılmıyor. Yani yaptığınızı aslında bir şekilde kendi kendinize kontrol edebiliyor olmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu bir skala geliştirdik. Medisin objektif değerlendirme skalası kendi kendimize yapabileceğimiz gayet objektif sayarak, ölçerek, uzunluğuna bakarak vesaire bir skala bizim kursumuza yönelik bir skala ama çoğu şey başka pratiklere de uygulanabilecek şekilde baktığımız metrikler. Yakında bir yazı olarak da bunu umarım paylaşacağız. Bunun haricinde evet belli bir laboratuvar deneyim olduktan sonra ve buradaki Mustafa Hoca'nın bypass kursunu daha da iyice kavradıktan sonra bunu farklı daha nasıl yapabilirim? Daha çok insana nasıl ulaştırabilirim? Onu düşündüm. Bu aşamanın aslında altyapısı Yeditepe Üniversitesi'ndeyken oluşmaya başlamıştı. Bir gün Yeditepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak bulunduğum süre içerisinde Gazi Hoca laboratuvara gelip bu kitabı göstermişti. Bana Wendell Craig'ın bir kitabı. İsmini hiç duymamıştım. Bana sadece şunu hatırlıyorum. Yani kitabı tabii ki detaylı olarak incelemiştim. Diğer kitaplarına vesaire bakmıştım ama bu kitabı ikinci el bir kitap dükkanından birkaç dolar aldığını söylemişti. Bu beni çok etkilemişti. Yani bu kadar değerli bir kitap nasıl bu kadar ucuza olabilir? Bu aslında bizim ülkemizde çok fazla olmayan bir şey. Amerika'da ve diğer ülkelerde çok çok daha uygulanan bir şey. Burada özellikle Amerika'da herhangi bir eşya olsun bir kitap vesaire kullanım süresi diye bir şey olmuyor. Sürekli bir geri dönüşüme giriyor. Bu kafamın ucunda bir yerde yer edinmişti. Amerikalılar bir şeyi genelde atmıyorlar. Bunu tekrardan başkasına ücretsiz, ücretli ya da çok düşük ücretle geri dönüştürüyorlar. İkinci bir şey bir mikroskopta neye ihtiyacınız oldu? Bu aslında şu an güncel olarak Uğur Hoca'nın Yeditepe'de kullandığı mikroskop. Hani defalarca sunumlarında, yazılarında vesaire bu mikroskopun önünden bahsetmişti. O zaman evet söylediklerini gayet iyi anlayabiliyoruz ama hani ne anlama geldiği konusunda evet bir tık hani daha şey kalıyorduk. Buradaki mikroskoptan ne beklediğini, neye ihtiyacımız olduğu bilgisini de oradan kazanmıştım. Daha sonra başka eleba geldim. 2020 yılı Şubat ayı şöyle bir tane stereoskopik bir mikroskop var. O zaman mikroskopun ne olduğu hakkında da bir bilgim yok. Bu mikroskopun en azından. Laboratuvarın köşesinde duruyordu. Tozlu kimse kullanmıyor. Onun yerine bir tane herkesin kullandığı gayet de pahalı bir mikroskop vardı. Bir gün ya bu bir mikroskop ve üzerinde belki fark ederseniz Carl Zeiss yazıyor. Batı Almanya yazıyor. Hani Zeiss olduğu için bir marka değerini bildiğim için bunu bir bakayım yani bakmaya en azından değer. Mikroskopu tamamen söktüm, temizledim. Şurada gördüğünüz hali temiz hali ve oda ışığı altında bir tane metal cetveli mikroskop altına koydum. Telefonla okülerden çektiğim fotoğraf bu şekildeydi. Çok net bir fotoğraf. Dedim ki bu tarz mikroskopları mutlaka biz training içinde kullanabiliriz. Ve bu bizim laboratuvarın bir köşesinde duruyor. Çok büyük ihtimalle birçok laboratuvarda da benzer mikroskoplar eski düşünülerek kullanılmıyor. Aslında optik olarak yani 1800'lerden beri çok bir büyük devrimler yaşanmamış açıkçası. Kalite en azından gözün algılayabilecek kalite belli bir standartlar içerisinde kalmış. Daha sonra bu tarz mikroskopları nereden bulabilirim? Ve bunları kendim kullanabilirim, bulup kendim alabilir miyim yoluna gittim. Burada evet Gazi Hoca'dan aklımda kalan evet bu mikroskop bizim laboratuvarda böyle bir eski mikroskop var. Birçok mikroskop vardır benzer bir şekilde üniversite. Üniversite bunları kullanmak istemiyorsa mutlaka bunu bir şekilde halka satması gerekiyor. Bununla ilgili departmanı buldum. Orada açık artırma usulüyle satılıyorlar. Belli bir tarihlerde takip ederek bu mikroskopları burada gördüğünüz fiyatlara
Aldım. Bizim laboratuvarda kullandığımız yeni dediğim mikroskobun fiyatı yani 2000-2500 dolar gibi bir fiyat. Yani karşılaştırma olursa bunların ne kadar daha ucuz olabileceğini düşünebilirsiniz. Bu tarz mikroskopları almaya başladım. Mikroskopları ilk 5 tane mikroskopum vardı ve bir beyin ve sinir departmanının araştırma gününde bir poster olarak bunu sundum. Mikroskopları, ışık kaynaklı cerrahi aletler. Evet, yani bu mikroskobu kullanıp bu ışık kaynağıyla kötü bir cerrahi aleti bir pratik yapılabiliyor. Bu yapılabilirliğini göstermeye çalışmıştım o dönemde. Aynı şekilde bir tık daha iyi bir cerrahi alet. Güzel bir sonuç. Daha iyi bir cerrahi alet. Silikon tüpte daha küçük bir materyalde. Güzel bir sonuç. Çok daha iyi bir cerrahi alet ama ışık kötü. Işığın kalitesi giderek düşüyor. Bir tavuk damarında yine bir başarılı bir anastomoz yapılabiliyor. Evet, ben bunu yaptım ama benim zaten bir mikro cerrahi deneyimim, laboratuvar deneyimim vardı bu konuda. Benim yapmam gayet normal karşılanabilir. O yüzden laboratuvardaki diğer insanları bu mikroskopları denetmeye başladım. İlklerinden bir tanesi Thomas. Bu tıp fakültesine hazırlanan bir öğrenciydi. Departmanı zaman geçiriyordu. Ona bu kör kulumu kursu gösterdim. Yapmasını istedim. Penrose'lerle çalışmaya başladı. Bu yaptığı ilk Penrose, bu yaptığı son Penrose. Yani ilk ve son arasında bu kadar bariz bir fark ve bu kadar iyi bir Penrose pratiği yapan herhalde Thomas'tan başka birisini şu an için görmedim. Kendim dahil görmedim. Bu kadar iyi elini geliştirebilen kısa süre içerisinde. Thomas bir tıp fakültesi öğrencisi bile değildi bu da. O dönem şu an tıp fakültesinde burada. Thomas yapabiliyordu bunu. Yani yeteri özveriyi ve nasıl yapacağını bilmek, dikkatlice sabırla uğraşılırsa güzel bir sonuç alınabiliyordu. Daha sonra bunu tıp fakültesine yönelik bir beyin ve sinir cerrahisi günü düzenledik. Tıp fakültesi öğrencisinin katılımı iki farklı tıp fakültesinden. Buradaki diğer tıp fakültesi öğrencilerini de kullandım. Tıp fakültesine hazırlanan öğrenci, tıp fakültesi öğrencisi. Onlar da herhangi bir zorluk yani ile karşılaşmadan bunu kullanabildiler. Daha sonra laboratuvara gelen yaklaşık son 2,5 senedir gelen 55 şey yaklaştı son sayılarla araştırma gözlemciler de kursu bu mikroskoplarla tamamladılar. Hani tıp fakültesine hazırlanan öğrenci, tıp fakültesi öğrencisi, beyin cerrahi bunların arasında asistanı var, doçenti var, kıdemli asistanı var, uzmanı var. Ve tıp fakültesi öğrencisi dahil var. Her kademeki iki kişiler bu mikroskopları kullanabiliyordu. Bunu yavaşça gördükçe süreç içerisinde daha fazla mikroskop bulmanın yoluna gittim ve daha fazla mikroskop bulup aldım. Ama bu aldıklarım hep açık artırma usulü satın için bir öncesinde kalite kontrolü yok. Çok çok büyük oranda herhangi bir artık yani deneyim sonrası hangi mikroskopta birkaç fotoğrafını görüp bir şeye ihtiyacı var mı yoksa çalışabilir halde mi anlayabiliyordum ama çok nadir de olsa bazı mikroskopları tamir etme ihtiyacı duydu. Ve bu yönde bir pratiğim oluştu. Bu mikroskopların bir mikroskopta istediğimiz aslında en temel özellikleri vardır. Stereoskopi istiyoruz. Şartlarından bir tanesi mikro cerrahinin. Evet, bunda stereoskopi var. Büyütme var. Mobilite laboratuvar pratiği için bu tarz bir pratiğin çok elzem değil. Işık kaynağı da çok rahat bir şekilde dışarıdan sağlayabiliyoruz. Bunu yani laboratuvardaki bu mikroskopların bir cerrahi de kullanabileceğini teorik olarak biliyordum ama bunu hiçbir zaman kanıtlayamadım. Ta ki bir kitabın arkasında bir American Optical diye bir mikroskop şirketin Amerika bir mikroskop şirketinin reklamını görene kadar. Benim laboratuvarda kullandığım mikroskobun tamamen aynısı. Sadece farklı bir desteği var. Ameliyatta kullanıyorlar. Sadece burada altta da yazıyor. Fotoğraf çekmek için sterilizasyonu açmışlar mikroskobun görülsün diye. Çok benzer bir şekilde bunu da daha sonra gördüm. Mikrovasküler cerrahının en büyük isimlerden bir tanesi Jacobson. Aynı ameliyat mikroskobunu o da kullanmış. Burada görüyorsunuz. Tamamen şu an bizim laboratuvarda kullandığımız mikroskopun optik olarak aynısı. Sadece farklı bir destek var. Ve bu mikroskopları aldıktan sonra bunları
kendi başıma denedim, evet kullanabilirim ama yani 5, 6, 10 daha da fazla mikroskobu kendime tutmak gibi planım yoktu. Bir gün Lübnan'dan bir araştırma görevlisi gelmişti, Şerbel. Bana şey söyledi. Lübnan'dan Amerika'ya bir aylığına gelmiş. Gelmek için sadece uçak parasına 1.000 dolar vermişti. Ve orada çalıştığı aylığı yaklaşık 200 dolar. Yani ve prim olarak bizim laboratuvarda tabii ki diğer şey bu mu? Bu treningi de kursu da tamamlamıştı. Yani düşününce bir insanın 5 ay çalışıp sadece bir uçak parası alıp buraya gelip kazanıp buraya gelip bu kursu tamamlaması, yani bu kursu pratiğini yaptığım için, yani bunu aslında çok da elzem değil. Bu kursu kendi ülkesinde yapılabiliyor olması gerekiyor diye düşündüm. İlk aldığım mikroskoplardan bir tanesi belli başlı cerrahi alet ve malzemeyi Lübnan'a Şaber'le birlikte gönderdim. Daha sonra oradaki cerrahi asistanlara burada yaptığımız gibi bir online eğitim verdim. Onlar da bu kursu tamamlamaya çalıştılar. Bitiremediler çünkü asistanlar çok yoğun çalışıyorlardı ama belli bir aşama kaydettiler. Daha sonra bir sosyal medyada gördüm. Aynı mikroskopları plastik cerrahlarda kullanmaya başladı. Sadece iki tane mikroskop var. Beyin cerrahisi asistanları kullanıyor. Plastik cerrahi asistanları kullanıyor. Küçük, mobil. Her yere götürebilirsiniz. Evinize götürebilirsiniz. Ofiste, asistan odasında her yerde kullanılabilir. Bu da güzel bir örnekti aslında. Daha sonra Paraguay'da bir mikrocerrahi laboratuvarı kurma aşamasına dahil oldum. Bu gördüğünüz dört tane küçük stereoskopik mikroskobu ve bir tane büyük Zeiss mikroskobunu burada laboratuvar olarak başladık. Orada daha sonra yine bir eğitim, online bir eğitim verdik. Bizim buradaki kursa yönelik. Daha sonra bizim kursumuzdan sonra onlar da laboratuvarda bizim oraya gönderdiğimiz mikroskoplarla kendi eğitimlerini başlattılar. Bir kurs şeklinde yaptılar. Haziran ayı başında da bir ekip olarak oraya gittik. Paraguay'a, orada kurduğumuz laboratuvarda bir mikroanastomoz kursu, basit bir mikroanastomoz kursu düzenledik. Türkiye'ye de belli başlı mikroskoplar getirdim. İstanbul Üniversitesi'nden Sefa asistan arkadaşımız bu kursu tamamladı. İzmir'den Umut tamam birlikte tamamladılar. Umut'un kendi mikroskobu vardı. Daha sonra Bangladeş gelen birçok insana buradaki fellow olarak mikroskop verip onlarla bu tarz eğitimleri kendi ülkelerinde nasıl başlatabileceklerini şey yaptık ve başlatmaya çalıştık. Bunlar sadece buraya gelen ve bağış yaptığımız mikroskoplar. Bu doktor Mısır'dan gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam doçentti. Orada bir mikrocerrahi laboratuvarı kuracak ve başına gelmiş. Buraya gelip bizden bu anlamda bir destek istedi. Buraya da iki tane mikroskop göndermiştik. Birkaç farklı mikroskoplar daha var. Medeni Üniversitesi'nde Sabri abinin departmanına mikroskoplar gönderdik. Daha sonra Ocak 2023 yılında ben de Türkiye'ye gelme fırsatım oldu. Bu laboratuvar için daha fazla alet ve mikrocerrahi aleti ve mikroskop getirme şansım oldu. Orada bir laboratuvar olarak böyle dizayn ettik. Sabri abinin önderliğinde. Farklı ülkelere gönderdiğim çeşitli farklı setler, mikroskoplar. Bunları biraz hızlı geçiyorum. Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye'de belli merkezler var. Mısır'a yine iki tane göndermiştim. ÇED'e bu mikroskobu çok önceden ayırdım. Ancak gönderememiştim. Bu pazar günü çok büyük bir miktarda hem mikroskop hem alet, beyin cerrahisi birçok şey göndereceğiz. Bunları hızlıca geçiyorum. Daha sonra belli başlı farklı cerrahi aletler, ameliyathanede kullanabilecek cerrahi aletler almaya başladım. Burada gördüğünüz tüm cerrahi aletleri ben kendim seçip alıyorum. Çok iyi kalitede cerrahi aletler, ikinci el genelde ama ilklerinde yeni, hiç kullanılmamış aletler de oluyor. Forcepsler, üç farklı boyda hiç kullanılmamış forcepsler de vardı, büyük olan forcepsleri. Laboratuvarda bizim aslında kullanmadığımız farklı aletlerimiz vardı. Bipolar ve birimimiz vardı. Bunları da farklı yerlere gönderdik. Şu ana kadar 60 farklı mikroskop, 30 farklı merkezde 19 ülkeye gönderdik. Genellikle bunlar bizim laboratuvarımıza
gelen düşük ve orta gelirli ülkelerden gelen arkadaşlara verdiğimiz ama bunun haricinde de farklı bağlantılara kurarak gönderdiğimiz yerlerde mevcut. Bu yazının başlığını aslında değiştirmek istemedim. Çünkü Gazi Dönem bir yazısının başlığı. Evet, biz bu tarz eğitimleri başlatıyoruz ama bunu hem devam ettirmemiz için bir güç olması gerekiyor, bir sonucunu görmemiz gerekiyor, bir outcome'ını görmemiz gerekiyor. Yaptığımız şeyin bu konuda birkaç örnek göstereceğim. Ceyhun diye bir Hindistan'dan beyin cerrahisi uzmanı bir aylığına yanımıza geldi. Burada bizim kursumuzu tamamladı ve belli başlı çalışmalara katılıp ülkesine önemli. Bir gün bana WhatsApp'tan bir mesaj gönderdi. Bana ve Doktor Başkaya teşekkür ediyor. Sizin kursunuzu tamamladım. Bu bana yeterli cesareti verdi. Burada ilk bypass ameliyatı yaptım. Kendisini zaten bir uzman, bir belli bir eğitimi var ama hiçbir böyle bir şey cesaret edememiş. Burada bizim kursumuzu tamamlıyor. Döndüğü zaman bir çalışan bir bypass videosunu da bana gönderdi. Orada çeşitli kongrelerde en son birkaç hafta önce bir kongrede de bu tarz çalışmalarını sundu. İkinci örnek chat'ten Yenik, Doktor Yenik benden önce laboratuvarda 2019 yazında laboratuvardaydı. Burada kursumuzu tamamlamış, daha sonra ülkesine dönmüş. Zaten çok fazla beyin cerrahi yok ülkesinde. Orada bir cerrahi laboratuvar kurma aşamasındaydık. Bunun yazışmalarını yapıyorduk. Bir gün bana böyle bir mail attı ve kısaca şöyle bahsetti. Ülkesinde chat'te AV füstü, diyaliz hastaları, hemodiyaliz hastaları için AV füstü yapacak hiçbir yetişmiş bir cerrah yok. Hastalar komşu ülkeye gidip orada AV füstünü yapıp kendi ülkelerine gelip orada diyalize, hemodiyalize girebiliyorlar. Bizim kursumuz tamamlığı için kendini bu konuda cesaretli hissetmiş ve AV füstü bir beyin cerrahı olarak kendisi yapmaya başlamış ülkesinde ve hastaların başka bir ülkeye gitmekten kurtarmış. Şu ana kadar yaklaşık 13, en son 13 tane yaptığını söylemişti. Bu da çok güzel bir örnek. Bir beyin cerrahisi farklı bir şey ama yine aynı şeyleri kullanarak, teknikleri kullanarak yaptığı bir şey. Üçüncü örnek Sabri abinin Medeniyet Üniversitesi'nde yaptı. Sabri abi bir sene bizim laboratuvarımızda zaman geçirdi. Döndüğü zaman bir ortopedi ameliyatında bir sinir hasarı var. Ve Sabri abi bir sene burada çalıştığını biliyorlar. Mikro cerrahi laboratuvarında çalıştığını biliyorlar. Sabri abi davet ediyorlar, çağırıyorlar ameliyata ve onu bir sinir grafti ile hastanın birçok fonksiyonunu koruyor, geri döndürüyor diyebiliriz. Bu da çok güzel bir örnek aslında. Mikro vasküler cerrahi aslında bir sinir anastomozuyla çok farklı şeyler değil. Çünkü teknik olarak en basit düzeyde aynı şeye dayanıyor. Bunun haricinde başka birkaç örneğimiz var. Gürcistan'da yine bir bypass örneği. İlk Moyamoya'da yapılan ilk bypass örneği yine bizim burada yanımızda çalışan bir arkadaşın ekibi yaptı. Bir ay gibi bir süre geçiren bir arkadaşın ekibi yaptı. Bunun haricinde İspanya'dan gelen bir arkadaşımız vardı. Yanlış hatırlamıyorum 4 ay gibi bir süre geçirdi. Laboratuvarda çalıştı. Kursu tamamladı. Onun haricinde kadaverde de çalıştı ama döndüğü zaman burada belirttiği üzere bir kıdemlisi bir ameliyatı ona veriyor, devrediyor ameliyatı ve onu izliyor. Ve elinin çok geliştiğini, yani bunu nasıl sağladığını soruyor. Hani bu da burada yaptı. Hem bizim kursumuz artı laboratuvarlık çalışmalar olarak özetleyebiliriz. Ocak ayında, 2023 Ocak ayında Türkiye'ye birkaç mikroskopla gelmeyi düşünüyordum. Medeniyet Üniversitesi Sabri Ağabey Merkezi'nin için cerrahi aletler vesaire vardı. Başka yerlere göndereceğim mikroskoplar. Gelmeden önce bunu bir farklı bir tur olarak ve her yerde birer mikroskopla, ikişer mikroskopla birkaç asistan arkadaşa böyle bir küçük demo, en azından bir fikir sağlayabilecek. Ya bunları da burada yapılabilir mantığını oluşturabilecek bir şey planlıyordum. Daha sonra bu evrildi ve bir böyle bir tura dönüştü. Belli başlı yerlerde sırasıyla göstereceğim. Medeniyet Üniversitesi'nde, Sabri Abi Üniversitesi'nde zaten 4 tane mikroskopu Sabri abi giderken almıştı. Ben oraya cerrahi, mikro ve makro cerrahi göndermiştim. Onun harici Diyarbakır, Van ve Erzurum içinde basit bir cerrahi set, mikroskop ve bir ışık kaynağı olacak şekilde 3 tane mikroskop olacak şekilde 3 mikroskop da yanında götürüyordum.
Mısır'a göndermeyi planladığım, Türkiye üzerine aktarmalı göndermeyi planladığım bir set ve iki mikroskobum daha vardı. Bunlara bir kendi demo mikroskobunu da ekleyerek totalde 11 mikroskoba ulaştım. Burada valizledim. Kendimce tamamen alıp daha sonra burada Wisconsin'da Medeniyet Üniversitesi'nde havaalanı otobüsle seyahat ederek Dicle'de bir tur düzenledim. İlk ki 9 merkezde bunu yapmaya çalıştım. 6'sında kurs olarak diğer geri kalan 3'ünde sadece bir basit bir sunum olarak oradaki asistan arkadaşlara yönelik bir şey yaptım. İlk ki İstanbul Üniversitesi'ndeydi. Güzel bir sunumdu asistan arkadaşlara yönelik. Daha sonrası Medeniyet Üniversitesi'nde kurs olarak düzenledik. İlk olarak kursu Medeniyet Üniversitesi'nde yaptık. Bir konferans salonunda dikkat ederseniz ilk önce bir iki farklı sunumum oluyor. Yaklaşık 1,5-2 saat süren, çünkü ne yaptığımızı anlamadan bir pratiğe geçmenin hiçbir faydası yok. İlk önce ne yaptığımızı anlamamız gerekiyor. Bunu bu kurs sonrası nasıl devam ettirebileceğimizi, çünkü şifreler her şekilde orada. Derslerden sonra bu mikroskopla ben iki kişi izleyecek şekilde demo yapıyorum. İki kişi izledikten sonra birkaç 5 dakikalık, belki 2-3 dakikalık bir şey gösteriyorum. Onlar mikroskoplarına giriyorlar. Onlar yaparken ben iki kişiye aynı şeyi gösteriyorum. Bu şekilde bir program yaptık. En azından temel şeyleri gösterme fırsatımız oldu. Daha sonra İltepe, bir önceki bulunduğum merkezde yaptığım bu çalışmalara ve bu kursla ilgili bir kısa bir sunum yapma şansım olmuştu aynı gün içerisinde. Daha sonra Dicle, Diyarbakır'da Tevfik hocamız vardı. Daha önce isim olarak biliyordum, tanışmamıştım. Çok hoş karşıladılar böyle bir fikri. Böyle bir ekiple orada bir günlük kurs. Sabah orada olduk. Hani saat 8-9 gibi başlayıp akşam 6-7'ye kadar artık karanlık olmuş dışarı çıktığım zaman yoğun bir program şekilde bir kurs yaptık. Temel mikroanosmoz kursu. Buradaki Cerrah arkadaş Antalya'dan gelmiş. İsmini unuttum. Antalya'dan kurs için sadece Diyarbakır'a gelmişti. Yine aynı şekilde ders kısmı, daha sonra demo kısmı ve hands-on kısmı vardı. Temel olarak yaptığımız, bu kurslarda yaptığımız pernöz direğini kullanıp 6-0'la 3 farklı anastomoz tipini tamamlamak. Uçuca, uçan ve yan yana. Bunu herkese yaptırmaya çalıştım. Daha sonra oradan karayoluyla Van'a. Van'da Abdurrahman hocamız vardı. Bölüm başkanımız Mehmet hocamız vardı. Çok iyi, güzel bir ekip. Benzer bir kursu bir günlük, hemen ertesi gün Diyarbakır'dan bir gün sonra Van'da aynı şekilde gerçekleştirdik. Ders kısmı, sözel anlatım kısmı, demo kısmı ve sonrasında pratik kısmı. Orada çok yerel ve haber kanallarında bununla ilgili bir yayında çıkmıştı. Daha sonra oradan yine karayoluyla Erzurum'a. Erzurum'da daha önceden tanıdığım arkadaşlar Hakan koordinatörlüğünde yine benzer bir kurs yaptık. Çok güzel bir ekip. Buradaki arkadaş da Kars'tan gelmişti. Sadece bu kurs için Erzurum'a. Bir gün içerisinde orada güzel bir kurs yaptığımızı düşünüyorum. Daha sonra kurs sonrası Hakan'ın bir laboratuvarı olduğunu biliyordum öncesinde. Zaten İzmir Online'da kendisi bir çok güzel bir sunum yapmıştı. Çok ilham verici bir sunumdu. O laboratuvarını gördüm ve aslında yani Erzurum'da ya da hiç fark etmez, yeri fark etmez, neyi yapılabileceğini, nasıl yapılabileceğini gösteren çok güzel bir örnek ve çok aslında herkes çok şanslı ki İzmir Online'da da bu sunumu yaptı Hakan. Çok güzel bir örnekti. Tabii bu örneğe de gelen bir öncesi var. Yanılmıyorsam 6 ya da 8 ay Yeditepe'de bir zaman geçirmişti ve oradan yola çıkarak böyle bir laboratuvarı Erzurum'a kazandırmıştı. Daha sonra Gürcistan'a geçtim. Yine bizim bir araştırma görevlisi olarak yanımızda bulunan bir arkadaş vardı orada, Ziviyat. Orada bölüm başkanı ve güzel bir ekiple aynı şekilde bir kurs düzenledik. Buradaki tek fark sadece bir kamerası olan bir mikroskop onlar getirmişti. Demoyu onunla yaptım. Yine aynı format tamamen. Oradan Azerbaycan'a, Bakü'ye geçtik. İki farklı merkezde Tıp Üniversitesi'nde beyin cerrahisi bölümünde bir sunum yaptım.
Daha sonra farklı bir hastaneye geçerek orada da bu güzel ekiple bir kurs, yine aynı formatta ders, demo ve daha sonra da training kısmı. Bu Haziran'da da farklı ülke olarak 3 ülke, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'a yaptım. Paraguay'da zaten bir laboratuvar kurmuştuk bir sene öncesinden. Oraya bir ekiple belli farklı bir organizasyon eşliğinde, onların koordinasyonu eşliğinde gidip bir kurs yapma şansımız oldu. 2 günlük bir kurs yaptık. Normalde diğer 6 yerdeki kursta, ilk kurslarda sadece pernozilen 6-0'la anastomoz tüplerini yapıyorduk. Burada 9-0'la silikon tüpte pratiği yaptık. Hatta son gün bir tavuk damarında da çalışma fırsatımız olmuştu. 2 günlük bir kursu yaptık. Daha sonra Mart ayında, geçtiğimiz Mart ayında Little Rock'ta, Arkansas'ta Doktor Kiriş ve Abud'un bulunduğu yerde onların imkan vermesiyle kısaca bu yaptıklarımla ilgili bir sunum yaptım. Yaklaşık bir 10 dakika gibi bir sunumdu. Benim için çok değerliydi. Sunumdan sonra yanıma 2 kişi geldi. Bir tanesi bu arkadaştı. Adrian. Bizde bir mikro cerrahi laboratuvar var. Meksikalı Guadalajara şehrinde bir sene önce yaklaşık bir mikro cerrahi laboratuvarı kurduk. Ama ne yapacağımızı çok aslında bilmiyoruz. Hani bunun benzerinden bir kurs bizde de yapabilir misin? Aslında daha sonra orada kurs yaptıktan sonra daha samimi olduğu zaman aslında çok da çekinerek gelmiş. Böyle bir teklif. Yani çok da kale almayacağımı bile düşünmüş. Ama iyi ki de gelmiş. Daha sonra Temmuz ayında da 3 gün olacak şekilde orada bir kurs programı düzenledik. Çok güzel bir laboratuvarları vardı. Ben buradan birkaç mikroskop götürdüm. Yaklaşık 10 mikroskop. Yaklaşık onların da 10 mikroskobu vardı. Çok güzel bir laboratuvar kurmuşlar orada. Büyük bir hastane. Meksika'nın ikinci büyük şehrinde. Güzel bir 3 günlük bir kursumuzu yaptık. Ağustos ayında Türkiye'deyken Sabri abinin merkezinin resmi açılışını yaptık. Mustafa Hoca'ya şimdi de oradaydı. Açılışını Mustafa Hoca yaptı ve burası ilk kez Mustafa Hoca'nın bir adının verildiği bir laboratuvar olarak kayıtlara geçti. Sabri abinin önderliğinde. Kendisine çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Ağustos'ta Türkiye'de Yeditepe'de belli kurslar vardı. Mikroanastomoz ve ak madde diseksiyon kursu. Sonra İstanbul'daki sempozyumlar vardı. Çok yoğun bir program için gitmiştim oraya. Fakat daha önceden bizim laboratuvarımızdan tanıdığım Evren abi İzmir'de. Onun İzmir'de de bir kurs yapabilme olanımız olur mu diye onunla görüşmüştük. Çok olumlu karşılamıştı. Uzman hocamız da Ali Akay hocamızla birlikte. Orada bir program, tek günlük bir program yine sempozyumlar sonrası. Ama bu sefer bir tık daha farklı şeyler denedik. Türkiye'de halihazırda 10 farklı mikroskobum zaten var çeşitli merkezde. Bunların hepsini İstanbul'dakileri ben kendim aldım. Diyarbakır Van Erzurum'dakileri buraya göndereceğim şekilde arkadaşlar organize ettik, hocalarımızı organize ettik. Amerika'dan buraya da zaten 3 tane mikroskop getirmiştim. Yine 11 sayıya ulaştık. Ben sadece buradan giderken tek kendi demo mikroskobumu, cerrahi basit aletleri ve kullanacağımız materyalleri gönderdim. Zahmetsiz, çok daha pratik bir şekilde orada bir kurs yapmayı düşünüyorduk ki kameranın azabına uğradık. Kamera kurs öncesi çok net bir şekilde çalışan kamera kurs sırasında çalışmıyordu. Bunu da farklı bir yolla çözdük. Aynı şekilde yapacağımız tüm demo kısımlarının Meksika'daki kayıtları vardı. O videolar üzerinden çok başarılı bir şekilde yine yapmak istediğimiz her şeyi yapabildik. Bu da ayrıca çok güzel bir örnek oldu. Genelde kurs için en temel kullandığım şey setup'ım bu. 10 tane mikroskop, 10 tane basit cerrahi alet diyebileceğim setler. Mikroskobum kendi kullandığım demo mikroskobum, 2 tane observer tüpü, gözlemci tüpü ya da bir tane kamerayla bunu bir ekrana bağlayacağım şekilde demo yapabileceğim bir setup'ım var. Ve bu Türkiye'deki ilk kurslardan sonra burada bir konuşma hazırlıyordum. Gazi Hoca'nın çok eski bir eski tam tarihini hatırlamıyorum. Bir kitap ve 2000, çok özür dilerim, 2000'deki bir kitap chapter'ı karşıma geldi. Okudum ve şöyle bir şeye denk geldim. Gazi Hoca Züriye döndüğü zaman ikinci mikro cerrahi, mikro nöroşirurji konferansını ve ilk hands-on kursunu 68'de düzenlemişler. Patoloji departmanı düzenlemişler. 10 tane mikroskopları varmış ve
Some jewelry instruments. Cerrahiye yönelik, mikro cerrahiye yönelik bir aletleri de yok. Laboratuvar yok. Ve Zeiss'ten ödün aldıkları mikroskop. Hani 68'den günümüze bakarsak aslında yaptığımız çok da o anlamda, yani temel olarak bakınca evet 10 kişilik bir mikroskop. Evet cerrahi aletimiz, kullandığım zaten cerrahi alet değil ama temelinde, özünde benzer şeyler ve biz de bir laboratuvarda yapmadık. Yani bunun kıymeti şu: bu tarz bir pratiği yapmanız için çok iyi bir aletiniz olması gerekmiyor. En yeni, en pahalı mikroskobunuz olması gerekmiyor. Bir laboratuvarınız olması bile gerekmiyor. Bunu hem o dönemde başlangıç zamanında hoca göstermiş, hem de biz bugüne fark etmeden aynı şeyi belki 50 sene sonra tekrarlamışız. Tabii bu yaptıklarımız bir maliyeti var. Hani burada genelde Amerikalılar maliyeti çok çok önem veriyorlar. Aslında benim için o kadar çok önemliydi ama burada sürekli bunlarla ilgili bir şey anlatınca insanlar, hani bunun için bir grantın var mı, işte parayı nereden buluyorsun gibi direkt ilk soruyla karşılaşıyorum. Bunun şöyle bir şeyi var. Bu Amerika'daki ilk arabamdı. Geçtiğimiz yaz, bir sene üzerinden geçiyor. Bunu burada sattım. 2010 Toyota bir araçtı. Şu ana kadar harcadığım bu mikroskoplara için vesaire tüm organizasyonu harcadığım para, kurslar dahil, hani bu aracı sattığım fiyatının 4 katı gibi bir para yapıyordu. Ve bu da yeni aldığım, krediyle aldığım aracım. Hani onları ben kendim online platformlarda satsam bu arabayı tamamen bedavaya gelebilirdi. Hani o yüzden yani hiçbir zaman hesaplamamıştım ben parasını. Çünkü aldığım şeyin kıymetini, değerini biliyorum. Ve o fiyata zaten hani uygun olduğunu bildiğim için böyle bir gereksinim yok. Sadece buradaki sorular nedeniyle. Burada bir iki grafik var, neye ne kadar harcadığım. Aslında bir nebze yani kendimi çelişen bir durum var. Çünkü her şeyi kişinin kendisi yapabilecek bir sistem oluşturuyorum. Mikroskobu gönderip onlara bir şekilde destek, benim videolarımı göndererek onları yapmanı sağlıyorum ama bir kısımda da kurslar için harcadığım para yaklaşık, yani en büyükler, ikinci en büyük harcamam benim. Hani bu da bir tık hani bunsuz da olmuyor gibi bir durum oluşuyor. Kursu düzenlemek, aslında orada yaptığımız herkes kendi başına yapabilir. Ben orada olmasam da yapabilir. Öyle bir düzeneğimiz var. Ama orada olmak, belli bir zaman dilim ayırmak, o motivasyonu sağlamak çok daha farklı oluyor. O yüzden hala bu tarz etkinlikleri devam ettiriyorum. Belli bir ekibimiz var. Birçok ülkeden, 16 ülkeden 19 tane ekibimiz var. Hepsi benim buradan çok yakın arkadaşlarım, tanıdığım arkadaşlarım. Sadece Yannick'le yüz yüze karşılaşmadık hiç ama çok yakın bir iletişimimiz var. Bu ekibin ürünü tüm olarak, düşünsel olarak da, uygulama olarak da bu yaptığımız işler. Tabii birçok buna katkı sağlayan insanlar, farklı organizasyonlar var. Tabii bunun başında buradaki bölüm başkanımız Doktor Demzi, hani Global Nurturing, yani bu anlamda yapılan işlerle ilgili ismi duyulmuş bir insan. Onun da bir yönlendirmesi, yol göstericiliği var. Mustafa Hoca ve Uğur Hocam, iki mentorum benim, ilham aldığım iki insan. Bugün burada bu sunumu yapma sebebim iki insan. Tabii ki Profesör Yaşar Gil, onun son olarak şöyle bir hocanın çok sevdiğim bir, aslında bir sözü: "The better we see, the more we know. The more we know, the better we see." Aslında birçok şeyi özetleyen, hocanın yaptığı şeylerle ve nasıl yaptığıyla ilgili çok güzel ipuçları veren bir şey. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer soru varsa alabilirim. Umarım çok fazla uzatmamışımdır. Ertan, sesini açabilirsin. Ben genelde Aç. istediklerdim. Abdullah hocam, kesinlikle Evet. uzatmadınız, tam tersine erken bile bitirdiniz. O kadar mükemmel bir sunumdu ki gerçekten, yani çok etkileyici bir sunumdu. Etkilendim, Teşekkür ederim. Bir ben kısmını da etkilendim. dediğim gibi ikinci bölüme ayırdım. İngilizce olacak bölüme de farklı, orada değineceğim yerlerde olacaktı. Hocam, şimdi. Katılanların soru ve katkı yorumlarına geçmeden önce ben bir şey soracağım. İlk Tabii. anlattığınız slaytlarda
Genelde ilk 4-5 mikroskobun gelişimi sırasında hep kulak burun boğazcılar geliştirmiş. Bunun özel bir nedeni var mı? Yani daha sonra beyin cerrahisi. Şöyle evet. Yoksa Özellikle bebecilerden. şöyle var. Bunu aslında Gazi Hoca birçok şeyde değiniyor. Gazi Hoca'nın Burnington Vermont'a yaptığı en büyük aslında beyin cerrahisi katkılarının bir tanesi bipoları beyin cerrahisine sokmak. Çünkü beyin cerrahisi ameliyatı kanlı bir ameliyat. Mikroskop olsa bile o kanı çözmediğiniz sürece efektif kullanamıyorsunuz. KBB'de o anlamda ilk kullanılan operasyonlarda o kadar kanlı operasyonlar değil. Hani bir hemostaz olmadan da kansız bir ameliyat olduğu için ilk onlar daha şey efektif olarak kullanabiliyor. Yani beyin cerrahisinde zaten KBC'lerden gözde de aynı şekilde gözde de beyin cerrahisinden öncesinde kullanılıyor. Oradaki avasküler dokulardan cerrahinin yapıldığı diyebiliriz. Yani en azından benim bilgim görgüm o şekilde diyebilirim. Anladım. Teşekkürler. Yani ben de pek bilmiyorum tabii neden KBB'den ama hep KBB'den çıkıyor girişimi Evet. mikroskobun. Soru ve katkılara geçiyorum Kamil abi müsaadenle. Tabii. Selin Hanım, Selin Bozdağ kliniğimizden yetişen Evet. uzman Evet, arkadaşımız. Çok buradayım. teşekkürler. Keyifle dinledik. Emeğinize sağlık mesajı var. Kamil abi açalım mı Selin'in sesini? Kendisiyle de çalışmıştı. Alo. Abdullah Hocam, tekrar teşekkür Merhaba ederim. Selin. Rica Keyifle ederim. Ben dinledim. teşekkür ederim. Oradayken de keyifle dinliyordum. Keyifle katıldım. Teşekkür ederim. Özellikle ben de çok faydasını gördüm kursun kendi pratiğimde. Onun için de teşekkür ederim sizlere. Rica ederim. İkinci sınavı da heyecanla ve merakla bekliyoruz. Ben de Selamlar. aynı şekilde. Teşekkürler. Sağ ol. Bektaş Açıkgöz hocamız, Abdullah Bey kutluyorum. Mükemmel bir sunum yaptınız. Bu sunu büyük bir emeğin sonucu olarak yazmış. Kliniğimiz asistanlarından Nurullah Kösmele, çok keyifli bir toplantıydı. Elinize sağlık Abdullah hocam. Bektaş Açıkgöz hocam devam etmiş. Bir Sümer atasözü der ki, madem biliyordun neden anlatmadın? Emeğine yazık oldu şeklinde yazmış. Aras Aliyev, Çukurova Üniversitesi'nden selamlar. Öncelikle teşekkür ederim. Ben de 2019'da bir aylık ziyarette bulunduğum başka laboratuvarda bir sorun vardı. Plasenta çok kullanılıyor. Bu tarz eğitimlerde bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sana evet yani ya, aslında çok da yaygın her yerde ya, Amerika için konuşursak çok kullanılmıyor çünkü temin edilmesi zor ama bizim gibi farklı ülkelerde ya da özellikle Brezilya gibi ülkelerde çok rahat elde edildiği için kullanabiliyor. Çok iyi bir materyal ama şey olabilir bir tavuk damarı bulabileceğiniz en ucuz her yerde yani markete gidip alıp kullanabileceğiniz biyolojik bir doku. Bunun haricinde plasentanın buna katkısı ne olabilir dersiniz? Daha fazla arachnoid diseksiyon yapabilir. Yani daha fazla diseksiyon el geliştirmesi açısından katkısı var ama hani tavuk damarıyla bir ret cerrahisi arasında bir şey düşünülebilir. Uygun olan yani bulabilen için güzel bir materyal. Ama şunu da belirtmek isteyeyim. Yani çok fazla artificial diyebileceğimiz ürünler var. Yani çok pahalı ürünler. Yani her yerde bulunamıyor ürünler. O yüzden belli başlı aslında temel mantığını oturduktan sonra bir anastomoz nasıl yapılır? İlk nereden başlayacağız? Nelere dikkat edeceğizi öğrendik ve farklı materyalle pratik. Yani pernöz. Pernöz her yerde bulunabilir. Kurslarda da yaptığımız zaten o temelini gösteriyoruz. Nasıl yapıldığını kavradıktan sonra insan direkt silikon olmasa bile direkt tavukta bunu çok daha başarılı bir şekilde yapabilir. Bektaş Açıkgöz hocamız devam etmiş tekrar. Sizin emeğinize Ertan, yazık olmaz. Ertan, Kutluyorum. Ertan, Teşekkür ederim. Ertan. Bu arada senin kuş şeyde omuzda. Ses gelmiyor. Evet. Geliyordu. Evet. Tamam. Bektaş Açıkgöz hocamız sizin emeğinize yazık olmaz. Kutluyorum şeklinde yazmış tekrar. Teşekkür ederim. Derin Tuna'dan çok teşekkürler Abdullah hocam.
Başkent Ankara Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi İnternet. internü olarak Bizimle yazmış ve buradaydı, başka yazabiliriz. fellow yanınıza geldi herhalde. Evet, bu yaz buradaydı. Teşekkür ediyorum diye katılım için. Hakan Karabağlı hocamızdan çok büyük emek ve çok güzel yol almışsınız. Tebrik ediyorum. Aklıma bir fikir geldi. Bizim her yıl düzenlediğimiz temel nöroşirurji kursunda, asistan kursunda da yer alması çok güzel olacağını düşünüyorum. Bunu aslında yani daha önceden çok daha önceden planladığımız bir şey bu. İstanbul'da TND hocamızla da bunu görüşme fırsatımız oldu. Planlıyoruz. Buradaki daha önceki başka EFO'ların özellikle Sabri abinin katkıları, diğer başka EFO'ların katkısıyla benzer bir kursu TND'de bir başlatmak, başka mikroanastomoz kursu olarak asistanla yönelik başlatmayı istiyoruz. Yani bir de evet oraya çok fazla değinme şeyim oldu. Şimdi bu aslında bir kurs, yani buna bir isim bulamadım. Bu bir kurs demek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü bir kurs dediğim zaman insanın aklına giriyor. Belli merkezde bir kurs olur. Belli bir tarihi yayınlanır. Herkes kaydın olur, parasını öder, oraya gider. O sürede o kursu yapar. Sonra döner, elinde sadece bir sertifika alır. Eğer bulunduğu yerde bu tarz bir pratiği devam ettirecek bir laboratuvar, bir araç